İsmail Saymaz, 27 Eylül 2024, Halk TV.com.tr Polis katili iki ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş. Yunus Emre geçti, yalnızca polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmedi. O gece silahını aldığı polis Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi sağ elinden ve sol kalçasından, annesi Pınar'ı ise sağ topuğundan ve sağ baldırından vurdu. Pınar geçti, cinayet sonrası verdiği demeçte oğlunu defalarca ihbar ve şikayet ettiğini belirterek şunları söyledi 26 suçtan kaydı varsa niye devlet bunu götürmedi niye düne kadar elini kolunu salladı o kadar devlete yalvardım karakollara gittim bu çocuk madde bağımlısı bu çocuk madde satıyor bu çocuk madde kullanıyor bunların hepsini söyledim çocuğumun yerini söyledim buldurdum pınar geçti doğru söylüyor geçti en son 19 temmuz 2024'te Aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro amirliğinde oğlu aleyhine ifade verdi. İfadenin saati 4.07 yani sabaha karşı alınmış. Geçti ifadesinde oğlunun sürekli huzursuzluk çıkardığını, bir gün önce boğazını sıktığını belirterek şöyle diyor. Oğlum ikametimizde sürekli huzursuzluk çıkaran biridir. 18 Temmuz'da saat 18 sıralarında eve geldi. Babasını aramasını ve ne yaptığını sormasını istedim. Bir anda sinirlenerek boğazımı sıktı. Telefonumdan babasının numarasını sildi. Telefonumu kurcalayarak aramış olduğum numaraları sordu. Ben ne kadar anlatsam da anlamadı. Sırtıma ve yüzüme birkaç defa vurdu. Bana o nokta nokta onu bunu arıyorsun. O nokta noktalık yapıyorsun. Seni öldüreceğim. Bu gece zulüm olacağım sana gibi tehdit ve hakaretler etti. Polis ekiplerine haber vereceğimi söyledim. Polisi duyar duymaz evden kaçtı. Geçti, oğlunun 19 Temmuz'da saat 1'de eve geldiğini anlatarak yine yüzüme vurarak beni darp etti. Aynı şekilde tehdit ve hakaretlerde bulundu dedi. Polisi aradığını ve büroya getirildiğini kaydeden geçti, şunları söyledi. Yunus Emre madde bağımlısı, öfke kontrolü olmayan biridir. Tedavi olması için Ümraniye Kaymakamlığına başvuruda bulundum. Ben Yunus Emre'ye karşılık vermedim, darp etmedim, tehdit veya hakarette bulunmadım. Can güvenliğim yoktur. Geçti oğlundan şikayetçi oldu. Evden uzaklaştırma dahil koruyucu tedbirler alınmasını istedi. Sığınma evi talep etmedi. Bu arada polis katilinin 28 Haziran 2024'te de annesine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Anne geçti, aynı gün şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Geçti'nin bağımlılığı ile ilgili tedavi altına alınması konusunda karar vermek üzere İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yazının akıbeti bilinmiyor. Karakolun avlu duvarından kaçtı, polisin silahını aldı. Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu, polis Kürşat Hakkı Sarıtepe ile anne Pınar Geçti'nin kurşunla yaralandığı saldırıya ilişkin emniyet tarafından hazırlanan tutanak ihmal ihtimalini akla getiriyor. Tutanakta Yunus Emre Geçti'nin 19 yaşında ve işsiz olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ifade ediliyor. Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındığı Ümraniye Dudullu Polis Merkezi'nde tutulurken yemek getiren annesiyle baş başa bırakıldığı sırada duvardan atlayarak kaçtığı vurgulanıyor. Tutanakta firar şöyle anlatılıyor. Geçti isimli şahsın 23 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı suçundan mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı, olay saatinde annesinin polis merkezi amirliğine yemek getirdiği, annesiyle görüştüğü sırada polis merkezinin avlu duvarından atlamak suretiyle firar ettiği. 4 kişilik polis ekibiyle geçti arasında kovalamaca yaşandı. Gözaltına alınmak istenen geçti, polis Sarıtepe'nin silahını alıp ard arda ateş etti. Tutanaktan Görevli meslektaşlarca çevrede şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma yaptıkları sırada olay yeri adreste denk geldikleri, aralarında kovalama yaşandığı, yakalandığı sırada aralarında arbede çıktığı, Kürşat Hakkı Sarıtepe isimli meslektaşın beylik tabancasını alarak meslektaşlara ve etrafa rastgele ateş ettiği anlaşılmıştır. Geçtinin açtığı ateş sonucunda kurşun, polis Şeyda Yılmaz'ın arkasında saklandığı valizi deldi ve kafasına isabet etti. Sarıtepe, sağ el ve sol kalçasından, anne Pınar geçti, sağ topuk ve sağ baldırından yaralandı. 27 yaşındaki Yılmaz, 2023'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Bir polisle evlenen Yılmaz, bu yıl İstanbul'a atandı. Sarıtepe'de geçen yıl göreve başladı. İsmail Saymaz